Hello, selamlar arkadaşlar. An itibariyle ne diyorlardı ona ya? İtalya'dayız. Toskana bölgesinde bulunan Pisa şehrindeyiz. Pisa kulesine en yakın. Doğru mu okudum ya? Kısa bir sürenin ardından sonra yeniden tekrar let's go. Evet, şöyle duty free'lere geldiğimizde tabii ki sevdiğimiz parfümü buluyoruz. Güzel kokuyor. Bu iyi bak. Güzel. Beleş. Baktınız, beğenmediniz mi? Başkasını deneyebilirsiniz. En sevdiğim abi. Parfüm getirmenize gerek kalmaz. Devam edelim. Leş mi leş mi leş gibi bir Belçika havası. Alın işte size bir Belçika havası. Hello, selamlar arkadaşlar. An itibariyle İtalya'dayız. Toskana bölgesinde bulunan Pisa şehrindeyiz. Günümüze ne kadar negatif başlamış olsak da pozitif kalacağız. Neydi? Ne oldu? Uçak 40 dakika gecikmeyle başladı. Ondan sonra ne diyorlardı ona ya? Bir taraftan Belçika'nın çekilmeyen pis havası, fırtınası bir taraftan derken uçağa bindik. Uçak tam kalkacak pisti aldı. Baktık geri, kalktığımız yere geri gitti uçak. Sorun varmış. Bir de bir saat orada kaybettik derken an itibariyle yenicene İtalya'da bulunan Pisa şehrine geldik. Ondan sonra arkamızda uçakta bir tane amca, işte telefonun sesini kıs. Uçakta zaten yere boştu. Bir baktık zaten amca iki koltuk arkaya kaymış. Şimdi şöyle abiler, ablalar, gezimize başlamadan önce bir yemek yesek çok iyi olacak. Sabahtan beri daha hiçbir şey yemedik. Saatte şu an 12:45. Böyle bir güzel bir karnımızı doyuralım. Ondan sonra Pisa gezimize başlayalım. Bu arada İtalya'ya eşimle ikinci gelişim. Bundan önce Puglia bölgesindeydik. Orası da çok keyifliydi ya, değil mi? Orada işte Bari'den başlayıp Polignina Mer, Monopoli, Ostoni, Albera Bello, Matera diye bir üçgen çizmiştim. İnanılmaz keyifliydi. Şansımıza da çok harika bir hava vardı. Zaten biz o geziyi bitirdik, yağmur başlamıştı. Ve şöyle tam Arno nehrin. Şimdi abiler, ablalar, gezimize başlamadan önce bir yemek yesek çok harika olacak. Google'u kullanacağımıza bu sefer farklı bir alternatif, farklı bir uygulama kullanalım. Yapay zekayı kullanarak Pisa Kulesi'ne en yakın restorana bize yönlendirmesini isteyeceğiz. Bakalım, deneyeceğiz. Pisa Kulesi'ne en yakın restoran. Yere rehber veya harita uygulamanı size en güzel ve yakın restoranı gösterebilir diyerek bizi oyaladı. Bu arada araç kiraladık. Araç kiraladıysanız havalimanının içinde değil abi. Çıkıyorsunuz havalimanından, kırmızı yerde böyle işaretler çizmişler. Onu takip ettiğiniz zaman rent car binasına doğru yönlendiriyor sizi zaten. Biz 3 geceliğine 80 euro civarı bir miktar ödedik. Yanına bir de full kasko aldık. Aşağı yukarı 130 euro civarı
bir miktar tuttu. Full kasko tamamen kendi tercihiniz tabii ki. Full kaskoyu bu arada öneririm. Arabayı biraz dışarı park ettim çünkü içeride park bulma zaten imkansız bir şey. Şimdi sizlere Ryanair hakkında da şöyle ufak da bir bilgi geçeyim. Fast track olayı var arkadaşlar. Fast track'ı almayın para tuzağı. Biz sıra beklerken tamam mı? Fast track'liler önceden geçti. Daha sonra bizler de o sıraya girdik ve aynı yerde buluştuk. Olay budur yani. Bildiğin para tuzağı. Kalmayın. Şöyle tam karşımızda Pisa'nın üniversitesi. Ve şöyle gördüğümüz gibi her kişi poz verme derdinde. Çok iyi ya. Pisa Kulesi'nin tam karşı caddesinde bulunan Lastri isminde bir restorandayız. Şu an şöyle menü listesini göstereyim abi. Pasta çeşitleri, carpacci, primi, antipasto, chalet del Arno'yu tercih ettim. Ve şöyle abi gördüğünüz gibi ton balıklı, ekmekli, domatesli salatası. Peyniri de ilave edelim şöyle. Şöyle restoranda da ödemiş olduğumuz toplam miktarı da göstereyim. Toplam 32 euro tuttu. Bir tane pizza, bir tane de ton balıklı menü toplam 32 euro bir miktar tuttu. Şimdi abiler, ablalar pizzaya geldiğinizde mutlaka görmeniz gereken 3 şey var. Onlardan birisi tabii Pisa Kulesi, diğeri ise Pisa Kulesi'nin tam karşısında bulunan Piazza de Miracoli. Doğru mu okudum ya? Piazza de Miracoli ve en son olarak da Corso Italia Caddesi'nde yani alışveriş caddesinde bir turlamak. Biz de onları yapacağız. Ama önce Pisa Kulesi'nden başlayacağız. Meydanın hemen solunda yani az dışında böyle her yerde standlar var. Hay. Şöyle gördüğünüz gibi leş gibi bir havada tekrardan leş gibi bir hava. Ön araştırmama göre Pisa'da görmek istediğimiz yerleri görmemiz devam. En fazla 3 saatimizi alacak arkadaşlar. Tabi hava şartları buna izin verirse. Çünkü Pisa büyük bir şehir değil yani. Şöyle leş gibi bir hava, leş. Tabi ben tüm katedralları, kiliseleri ziyaret etmek istiyorum derseniz pek bir gün yetmez zaten. Ve abiler, ablalar, Pisa Kulesi'nin ve katedralın da içerisinde bulunduğu Mucizeler Meydanı 87'den beri UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktaymış. Ve o meşhur meydandayız. Şöyle tam karşımızda vaftizhane, onun sağında ise Duomo Katedralı ve onun hemen sağında ise o meşhur Pisa Kulesi. Ve şöyle bir bilgi de geçeyim. Pisa'da en çok konuşulan dil tabii ki İtalyanca. İkinci dil ise Fransızcaymış. Ben de öğrenince bir şaşırdım. Ama öyleymiş yani. Burası Mucizeler Meydanı. Hemen tam karşısında katedral. Katedral ücretli. Biletler sanırım şuradan alınıyormuş. Ya biz tam karar veremedik. Girsek mi girmesek mi? Çünkü hava leş.
Tek kelime ilerleş. Pizza Kulesi'nin içine girip böyle tepesine kadar çıkabiliyorsun giriş ücretle. Pizza Kulesi'nden de ufak bir bilgi aktarayım. 5,5 derecelik bir eğilime sahipmiş ama son yıllardır eğilim tamamen durmuş, yani eğilmezmiş artık. Bayağı yamuk. Yamuk abi. Şöyle vaftizhane, katedral ve tam karşımızda Pizza Kulesi. Bu meydana da mucizeler meydanı derlermiş. Şimdi Corso d'Italia Caddesi'ne doğru devam yürüyoruz. Pizza Kulesi'nin olduğu meydanda fazla duramadık. Yani daha doğrusu yağmurdan dolayı acayip şekilde yağmur vardı. Zaten şu halime bak. Şöyle ara caddeleri de çekip göstermiş olurum. O değil de şu pantolonun haline bak. Çok şükür yıkanmış olduk. Şöyle hemen Arno Nehri'nin dibinden devam ediyoruz. Bu arada bu nehir Floransa kadar devam ediyormuş. Pizza Kulesi'nden Corso d'Italia Caddesi'ne gitmek istiyorsanız, yani navigasyon 1,5-2 kilometre gösteriyordu. Sıkıntı yok. Rahat. Aynen o civarlarda. Şimdi görmek istediğimiz yerleri gördük. Pizza ufak bir yer. Genel olarak zaten hepsi meydanın etrafında. Şöyle hemen sağımızda Arno Nehri. Bulunduğumuz alan şöyle bir köprü. Şöyle hemen karşımızda Saat Kulesi. Saat Kulesi'nin hemen dibinde ise Corso d'Italia alışveriş caddesi varmış. Baya baya ünlüymüş. O caddeyi de gezip Siena'ya doğru devam edeceğiz. Böylelikle pizza gezimizi tamamlamış olacağız. Az önce de bahsetmiş olduğum gibi Florans bölgesine bağlı olan Pisa ufak bir şehir aslında. Yani burada maksimum, yani benim görüşüm en fazla 3 saat çok bile. Yani istediğinizi görüp devam edebilirsiniz. Biz öyle yaptık. Şurası bankaymış. Ne güzel bir tatlıcı bulduk. Hem ufak bir mola vermiş oluruz. Bu arada saat neredeyse 4'e geldi diyebiliriz. Böyle bir tiramisu, bir cappuccino daha, bir tiramisu daha. Toplam ne kadardı? Kaç tuttu? Toplam 14 euro. Son parçaları var. Bu arada bu caddede bayağı ünlü mağazalar da bulabiliyorsunuz. Neyse şöyle Porsche'umuza doğru gidelim. Abi her şey ıslandı. Şöyle şu çorapları bir yere atmak lazım. Şimdi kurusun şurada bir yerde. Yapacak bir şey yok. Bize açalım. 2 saatlik yolculuğumuz var zaten. Kuru Rozumania.
Nasıl popom uslanmış lan? Valla popom uslanmış. Pizzayı bitirdik ama tüm ıslandık ya. Şöyle İtalya'dan mükemmel bir hava. Evet, an itibariyle Siena'dayız arkadaşlar. Pizza'da maalesef videomu sonlandıramamıştım. Çünkü inanılmaz şekilde ıslanmıştık. Pantolon, çorap, yani o biçim ıslandık ya. Hani inanılmaz şekilde bir yağmur vardı. Tam istediğim gibi de zaten bir çekim yapamadım. Önemli olan görmek istediğimiz yerleri gördük. Zaten Pizza'da da konaklamayacaktık. Siena'ya bu yüzden hemen geldik. Siena'dan yeni bölüm ile devam edeceğiz inşallah. Görüşmek üzere.